Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. 24 Kasım Cuma günü piyasaları kapattık. Şimdi öncelikle tabii 24 Kasım başta Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmen, başkomutan, çok özel bir adam. Onun nezdinde tüm hocalarımızın öğretmenler gününü kutlarız. Küçüklerimizin de büyüklerinin de ellerinden öperiz. Öğretmenlik, insan yetiştirebilmek gerçekten çok önemli bir olay. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede her ne kadar öğretmenlerimizin kıymeti çok fazla bilinmese de bu ülkede düzgün adamları, doğru adamların yetişmesini sağlayan öğretmenler çok çok önemli. Allah razı olsun, bütün gün boyunca telefonumuzda durmadı, Twitter'dan da durmadık. Sağ olsun öğrencilerimiz de bizim öğretmenler günümüzü kutladı. Ama tabii biz 3-4 yıldır daha finansal anlamda insan yetiştiriyoruz. Bu tabii ki övgüler, bu şeyler daha bize layık değil. Yani biz de şöyle bir en azından bir eğitimde de bir 15-20 senemizi harcayalım. Ama herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel yazılar var. Özellikle öğretmen olarak baktığınız kişilerin bilgisinden çok duruşunu örnek almak veya alınması çok güzel bir şey. Birçok öğrencim hani hocam öyle biliyorsun böyle biliyorsun değil de senin kadar mert, senin kadar dürüst birisini tanıdığımız için çok mutluyuz demeleri. Benim en çok hoşuma giden şey, tabii ki var bizim de herkes gibi zayıflıklarımız. Ama en azından dürüstlük, mertlik ve samimiyet hakikaten insanın bence en önemli erdemi. Şimdi gelelim KKM'yi bitirecekler, doları da bitirecekler. Arkadaşlar yaklaşık 4 aydır falan herhalde üstüne basa basa diyorum ki bu dolardan şu anda hiçbir şey olmayacak. Yani yaklaşık 2 seneden beri dolarda duran insanlar çok ciddi para kaybetti. Bu önümüzdeki 4-5 ayda yani en azından seçimlere kadar da aynısı olacak. Artı şimdi bu ülkede KKM gibi bir yarattıkları bir saatli bomba. Yani hatırlarsanız bu ilk çıktığında şunu söylemiştik. Hani bir saatli bomba yaptılar, üstüne oturduk, bekliyoruz ne zaman patlar diye. Tabii şimdi ekonominin başına geçen kurmaylar çok akıllı ve deneyimli olduğu için şimdi önce KKM'yi boşaltmaya çalışıyorlar. Çünkü arkadaşlar orada 120 milyar dolara yakın bir mevduat vardı. Şu anda galiba 110-100 milyar dolar civarına indi. Şimdi her ne kadar daha önceki ekonomi yönetimi buna liralaşma dese, bunu çok başarılı bir şeymiş gibi gösterse de yani oraya toplanan o 120 milyar doların bir liralaşma olduğunu zannetse de aslında iş öyle değil. Çünkü bu dolara endeksli bir enstrüman. Yani dolar. Şimdi bu kur buradan 40 liraya gittiğinde o KKM'nin içinden çıkılabilir mi? Çıkılamaz. Şimdi dolayısıyla önce KKM'yi bir boşaltmaya, tahliye etmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi 250 bas puan beklenirken 500 bas puan faiz arttırdılar. Bravo. Ama tabii bunlar çok geç kalınmış şeyler. Tabii bu şu andaki yönetimin mi suçu? Hayır. Şimdi biz 2 sene boyunca devamlı dünyada faiz arttırılırken Amerika bakın şu anda o faiz arttırmanın meyvelerini topladı. Adamlar şimdi enflasyonu düşürdü. Faiz indirimine geçecek. Biz onlar arttırırken biz indirdik. Öyle olmaz böyle olur dedik. Şimdi adamlar tedavilerini bitirdiler. Terse dönüyorlar. Şimdi biz faiz arttırıyoruz. Bunun altına ne yazarsan yaz. Yani söylenecek çok şey var da bu dönüyor dolaşıyor. Kime geliyor? Sana bana geliyor. Şimdi bazıları işte doların adil değeri 40 olacak, 50 olacak. Ya olacak ne olacak? Ya sen 50 lira dolar olduğunda dışarıda alım gücünün aynı mı olacağını zannediyorsun? Dolayısıyla burada hep diyoruz ki fark yaratmanız lazım. Nasıl fark yaratmanız lazım? İşte bu sene metaller devreye girebilir. Yani altın ve gümüş. Bakın uzun zamandır ilk defa altın ve gümüş için çok olumlu konuşuyorum. Çünkü bence bu 3 yıldan beri biliyorsunuz hep olumsuzdum. Nitekim de altın 2070 ile 1700 arasında gitti geldi 3 yıl boyunca bir şey olmadı. Ama bu sene ümitliyim çünkü bence artık bu 2070 kırılıp bir 2300-2400'lere doğru bir hareket olacak. Hani burada da dolarda bekleyeceğinize mesela altında veya gümüşte bekleyerek bir fark yaratabilirsiniz. Şimdi bu farkları tabii yaratabilmek için arkadaşlar ne zaman ne almalıyım ne satmalıyım bunları çok iyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla şuna lütfen artık kanmayın. Yani her gün video çekip dolar 60 lira olacak, dolar 50 lira olacak. İşte ülke öyle batacak, böyle batacak. Arkadaşlar ben size söyleyeyim, kontrolü hiçbir şekilde kaybetmiş değiller. Son 4 yıldır 5 yıldır hiç kaybetmediler. Bu kur 8 liradan 18 liraya da devletin isteğiyle geldi. 18 lirada 7-8 ay kaldı. 18'den 28'e de devletin izniyle geldi. Ya bu saatten sonra bu kur, hani yerel seçimler bitmeden hiçbir şey beklemeyin. Ha burada senaryo şöyle bozulur. Mehmet Şimşek gider, bir şey olur, ortalık bir anda kaçır. Gerçi onu da kontrol edebilecek bence mekanizmaları var. Dolayısıyla eskisi gibi artık dolardan para kazanma arkadaşlar devri bitti. Şimdi nerelerden para kazanabiliriz? Dedik ki metallerden kazanabiliriz, borsalardan kazanabiliriz, yurt dışı borsalardan kazanabiliriz. Bütün bunları nasıl yapacağız? Her seferinde de aynı şeyi söylüyorum. Çalışacağız. Nasıl spora gidiyorsunuz, diyet yapıyorsunuz, sağlığınıza bakıyorsunuz. Paranızın sağlığına da bakacaksınız. Veya profesyonel kişilere paranızı emanet edeceksiniz. Peki profesyonel kişilere hangi fonları alacaksınız? Yani altın fonu mu alacaksın, hisse fonu mu alacaksın, petrol fonu mu alacaksın, yurt dışı piyasalardaki bir fonu mu alacaksın? İşte bunları da gene siz karar vermek zorundasınız ve bir şekilde bu işleri artık öğrenmek zorundasınız. Bu hakikaten öğretmenler gününde bu kadar duyduğum mesaj, telefon o kadar çok mutlu ediyor ki 3 yıldır 4 yıldır biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında birçok öğrencimiz var ve herhalde Türkiye'deki hiç abartısız en iyi ve en gerçekçi eğitimi veriyoruz. Bu konuda da hani çok tevazu göstermeyeceğim çünkü 25 yıllık bir emek ve gerçekten insanlara anlattığımız şeyler, 25 yıl boyunca yaptığımız hatalar. İnsanlara biz öyle yaptık böyle yaptık diye böbürlenmek yerine nerelerde yanlış yaptık siz yapmayın diye anlatıyoruz. Çünkü tecrübenin ve eğitimin aslında amacı da bu. Yani bizim eğitimlerimizde bu kadar insanların bu eğitimleri sevmesinin en büyük sebebi çok hap bir şekilde piyasaya nasıl bakmalısın, nelere dikkat etmelisin, neleri yapmamalısın, bu işin mantığı ne, felsefesi ne? Çünkü bu işin iktisatla, ekonomiyle arkadaşlar hiçbir alakası yok. Bak buna emin olun. Yani piyasa bu kadar kötü, bir bakıyorsunuz dolar gidiyor. Amerika'da 3 ay önce bankalar batacak diyorlardı. Amerika borsası %15, %20 gitti. Yani bu işin raconu, kuralları farklı. Bunu öğrenirseniz emin olun paranızda en azından kararını verirken doğru stratejiler kurabilirsiniz. Biliyorsunuz bu eğitimlerle ilgili indirimi devam ettiriyoruz. Orayı bozmadık. Çünkü çok ısrar geldi. B4thenews.com tarafında eğitim setlerini inceleyebilirsiniz. Daha önce eğitim alan insanların görüşlerine bakabilirsiniz. Trade Academy Pro için son bir hafta burası kapanacak arkadaşlar. Trade Academy Pro tarafında bir hafta daha açık kalacak, sonra kapanacak. 3 aylık grup yeni açıldı. Buradan da bana ulaşmak isteyen insanlar arkadaşlar ulaşabilir. Özellikle Trade Academy Pro her sabah size özel dünya piyasalarında ne olduğu, size özel Türkiye borsasında spesifik hisse önerileri, VIOP, İMKB 30, yurt dışı borsalar, hafta sonları pazar günleri seminerler, eğitimler ki eğitimlerinize her hafta devam edin. Gerçekten bir okul ve bu okulun sonunda da birçok kişi gerçekten artık neyi niçin yaptığını biliyor. Kendi yatırımını da kendi yapıyor. Artık bizi sadece fikir almak için dinliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Hatta bizden çok daha iyi öngörülü kardeşlerimiz de çıkıyor. Bu da bizi ne kadar çok mutlu ediyor. Çünkü altyapısını biz veriyoruz. Tabii ki bunlar bizi geçecek ama en önemlisi herkes çalışıyor. Yani dediğim gibi Trade Academy Pro'yu bugün ve yarın alanları Pro 2'deki seminerlere katıyoruz. Zaten Pro 3'te Allah kısmet ederse 3 Aralık Pazar günü start vereceğiz. Dediğim gibi oradaki kontenjan doldumu da zaten kapanacak. Büyük ihtimalle bu hafta çarşambaya kadar falan da kapatmış oluruz. Parasını doğru değerlendirmek, bu işleri öğrenmek isteyen ve güzel bir aileye mensup olmak isteyen herkes aramıza katılabilir arkadaşlar. Herkesle birebir ben konuşmaya çalışıyorum, dinliyorum, bilgi düzeyini, ne istediğini. Elimizden geldiğince de yardımcı oluyoruz. Dediğim gibi dolar konusunda da lütfen ama lütfen şu artık eski işleri bırakın. Dolar öyle olacak, böyle olacak, olmayacak. kendi paranıza nasıl değer katabilirsiniz, fark yaratabilirsiniz. Gene 2024'te de o insanlar kazanacak. Öbür insanlar gene ne yazık ki beklemeye devam edecekler. Dediğim gibi altın ve gümüş belki 2024 yılının ürünleri olabilir. O yüzden o tarafları en azından birazcık daha eğilebilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları.